Saygıdeğer milletvekilim, saygıdeğer başkanlarım, saygıdeğer aşırımızın güzel insanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, hepinizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Bugün bizi kırmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Sizlerle iftar açma şerefine bizi eriştirdiniz. Davetimizi kırmadığınız için, icabet ettiğiniz için iftar soframıza hepinize en kalbi duygularımızla minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Afşin'de bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Afşin'imizin samimiyeti, muhabbeti, inanın her geldiğimizde bizleri karşılamakta. Afşin'deki muhabbet, sevgi, inanın bizi sizlere karşı minnet ve şükran duygularımızı arttırmakta. Sevgili Afşinliler, sizlerin hizmetkar olmaktan, sizlere hizmet etmekten büyük onur ve şeref duyuyoruz. Sizleri seviyoruz Allah için. Sizlerin başkanı olmak bizim için en büyük şeref. Kusura bakmayın, biraz boğazımda sıkıntı var. İnşallah hep beraberce Afşin'imizi en güzel hale getireceğiz. Afşin'imiz her şeyin en iyisine layık. Çünkü Afşin'in insanı yiğit ve mert, delikanlı insanına her türlü hizmetin en iyisine layık. Biz de bu hizmetleri yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Az önce vekilimiz söyledi, İlker Bey. Hamdolsun Afşin'e geldiğimizde içme suyu sıkıntısı vardı. En büyük problemdi içme suyu. Çünkü Afşin'in içme suyu şebekesi yoktu. Borular kevgire dönmüş, gelen borularda sular kaybolmaktaydı. Sağlıklı bir su evlere verilememekteydi. Göreve gelir gelmez burada bir su ile ilgili krizle karşılaştık. Afşin adeta Kerbala'ya dönmüştü. Kuyular açtık ama kuyulardan su çıkmıyordu. Çok zor bir 2014 yılında yaz geçirdik burada hep beraberce. İnanın ki sizin kadar da biz üzüldük. Tankerlerle sular taşıdık. Afşin'imizde insanlarımız rahat etsinler diye. Ama hamdolsun hemen ihalemizi yaptık ve Afşin'imizin içme suyu şebekesi, yeraltı şebekesini tümüyle değiştirdik. Hemen Çöllüoğlu'lardan bir ihale hattı taş çektik ve oradan da Afşin'imize su verdik. Orman Su İşleri Bakanımızla konuştuk, DSİ Genel Müdürü'yle yeniden Akdere Sarı Mağara içme su kaynaklarıyla ilgili ihaleyi yeniledik. Müteahhite yer teslimi yapıldı hamdolsun. 30 yılda büyük şehir olarak biz onlara parayı ödeyeceğiz DSİ'ye. Hem Akdere'den hem de Çöllüoğlu'lardan hem de buradaki kuyulardan 3 tane kaynaktan Afşin'imize su geliyor. Döşediğimiz şebeke en az 100 yıl gidecek. Gayet hijyenik bir şebeke. Gönül rahatlığıyla su içebileceğiniz bir şebeke hamdolsun. İnşallah 100 yıl Afşin'imize hizmet edecek. Asfalt, yolları sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyoruz. Hem Afşin merkezimizde hem de mahallelerde ne yapıyoruz? Grup yollarını asfaltlıyoruz. Doğalgaz. Doğalgaz çekiyoruz buraya. Doğalgaz şirketinin %10'u da Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani biz de onun yönetim kurulu üyesiyiz. Afşin ve Elbistan bu bölgeye bir an önce doğalgaz gelmesi için de şirketimizin yönetim kurulu başkanını da devamlı uyarıyoruz ve konuşuyoruz. İnşallah Büyükşehir olarak Afşin'imizi adına layık hale getirene kadar çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Afşin'imize, Tanır'ımıza büyük bir park yapacağız. Afşinlilerin gidip orada dinleneceği. İşte şurada bir meydanımız var. Kaymakamlık binasıydı. Burada meydanı yaptık ve kahraman kardeşimiz vatan için, iman için, ay yıldızlı al bayrak için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen Ömer kardeşimizin de ismini verdik. İşte Afşin kahramanların diyarı, şehitlerin, gazilerin diyarı, yiğit insanların diyarı. Biz de onlara hizmet etmekten büyük onur, şeref duymaktayız hamdolsun. Afşin inşallah makus talihli belediyecilikte hep beraberce ilçe belediyemiz
hükümetimiz, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraberce milletvekillerimizle yendik hamdolsun inşallah daha güzel hale gelecek. Bir yandan hükümetimiz, bir yandan büyükşehir olarak biz, bir yandan ilçe belediyemiz Afşin'imizi en güzel hale getirene kadar ne yapmak yok, durmak yok, yola devam diyoruz.